Evet, projeye başladıktan 5 yıl sonra bu yol üzerinde Via Sebastia'sını görmek güzel. Yani kabul edilmiş bir gerçek, bu hoşuma gitti. Yalnız burada dördüncü proje yapılarak gene Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'ndan yine bu proje için ayrıyeten para alınmış. Bu da üzücü. Evet, yürüyüşün başlangıcındayız. Sarıhacılar'da jandarma karakolunun karşısından işte bunların proje anlayışları budur. Tarihi yolun sağına soluna böyle oturma yerleri vesaireler, insanlar çöp taşısın diye. Şu an restore edilen kısım bitti. Gerçek yola girdik. Defalarca çektiğimiz bir yol. Tekrar buradayız. Ne mutlu bize. Evet, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 98. yılını yaşıyoruz. Bugün 19 Mayıs 2017, Via Sebastia yollarının Akseki başlangıcındayız. Arkadaşlar ebediyete intikal etmiş bütün şehitlerimiz için, bütün sanatçılarımız, bütün yazarlarımız için, kültürümüze kültür katan bütün değerli insanlar için bir dakika saygı duruşu ve arkasından da İstiklal Marşı okuyarak törenimizi bitireceğiz. Dikkat! Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen Alsancak. Evet, Aksekizciler de bize katıldı, mutlu olduk. Yürüyelim arkadaşlar, lay 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 sesimizi. Yer göksü dinlesin, sert adımlarla her yerindesin. Demek ki bu mevsim Via Sebastia yolunda orkidelerin de zamanı. Proje yapanların bu kadar başarısız proje yaptıklarını başka yerde göremezsiniz. Her 200-300 metrede bir yol tabelası var. Yolda elektrik direkleri vardı, ışıklandırmışlar bir kısmını. Oturma yerleri yapılmış. Trekking rotalarında biz böyle şeyler istemiyoruz. Yolları doğal haliyle bırakın. Saçma sapan işler yapmayın. Anlamsız işler yapmayın. Yaptığınız işi neden yaptığınızı sorsak cevap veremezsiniz. O yüzden yapmayın böyle şeyler. Evet, Via Sebastia yolunun Akseki Sarıhacılar parkurunu yürüyoruz. Nefis bir hava, serin, 19 Mayıs. Çok güzel bir havada yürüyüşümüz sürüyor. Via Sebastia yoluna her gelişimde isimlerini anmadan geçemeyeceğim arkadaşlarım var. Bu gönüllü projeyi benimle birlikte yürüten, zaman harcayan, para harcayan, çoluğundan çocuğundan ayrı kalarak buralara gelen sevgili dostlarım Özgür Aydoğan, Onur Uyar, sevgili öğrencilerim Cengiz Han Gündoğdu ve Ertuğrul Sapma. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki bu yollara birlikte ter akıttık. Buralardaki keşif faaliyetlerini bu isimlerle birlikte yürütmüştük. Yani Via Sebastia'nın kaşif grubundan isimler de onlar. Tabii hep Ağustos ayında veya Temmuz sıcağında geçtik buraları. 40 derecenin üzerinde sıcaklıklar gördük. Şu an Mayıs'ta ilk defa yürüyoruz. Ve bu mevsimlerde daha iyi oluyormuş. Onu anladım. Yol boyu oturma yerleri yapmaları bana sorarsanız çok büyük bir aptallık. Kate Clove'un 509 kilometrelik bütün dikey yoluna kullandığı tabeladan daha fazlasını 4 kilometrelik Akseki Sarıhacılar parkuruna kullanmışlar. Evet, buraya yol örmek için yolun kenarındaki taşlar kesilmiş ve zemine taş döşenmiş.
video çekiyorum. Kesin AKP'liydi lan. Niye lan? Her yere yol yapmışlar. Abi adamlar çalmış ama çalışmış. İnsanlarmış be. Homanat yollarına doyulur mu? Sen homanatlardan çok yaşadın Homanada'da. Evet ya, öyle oldu vallahi. Artık kalkların helalsinler. Değil mi? Sen de homanat tuarek oldun artık. Aynen. Abi şuradan bir... Homanatları iyice bir Google'dan... Via Sebaste Homanada yollarında... 19 Mayıs gençlik yürüyüşümüz sürüyor. La Bohème, La Bohème. Evet, bu yolların bir özelliği, düzlüklerde taş döşemeye gerek görülmeyen yerlerde taş döşeme yapılmamış. Sadece yolun çalı çırpısı veya taşları temizlenmiş. Yağmur da iyice bastırdı. Evet, Sarı Ağacılar yolunda nefis bir yağmur yağıyor. Şimdi bir andız ağacının dibinde toplandık. Efkar dağıtacağız. Ama yağmurun sükunetini bozmadan, yağmur efkar dağıtması. Efkar dağıtılacak, dağıt. Of, of. Nasıl? Efkar dağılıyor mu arkadaşlar? Darmadağın mı oluyor? Çok güzel. Aa, yağmur süper. Birisi efkar mı dağılıyor dedi. Hey, şuradaki zenci mi dedi onu? Hey, bana bak zenci. Via Sebaste yollarında maki, yani meşe, yani pinar ağacı değişik renklere bürünmüş. Sarı ağacılara yaklaştık. Evet.
Sarıhacılar köyüne geldik. Belen alan köyünden Sarıhacılar'a yürüyoruz. 3 kilometrelik bir yürüyüş olacak bu. Evet, Belen alan köyündeki eski cami minaresi. Akseki'nin köylerinde bu tip minareler hep var. Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Belen Alan Köyü İlkokulu. Eski okullardan. Belen Alan Köyü'nün çıkışına geldik. Burada Mehmet Çobanoğlu abimiz bize yardım etmişti. Çok aracımızı kullanmıştı. Mehmet Çobanoğlu abimizin doğup büyüdüğü evdeyiz. Şu an bu evin kapısında ilginç bir şey var, arkadaşlara soracağım. Bu kapıda ilginç ne görüyorsunuz? He? Evet, ne o? Eski Osmanlı'da 2. Evet, bravo. Arkadaşlar, bu evin kapı numarası harf inkılabından önce çakılmış. 2. Vay be. Evin sahibi bunu fark etmemiş ama biz söyleyince fark etti. Evet. Otantik bir Akseki evi. Geçme ahşaptan pencere korkulukları ve düğmeli evler. Belen Alan Köyü, Belen İlvat Köyü gerimizde kalırken. Daha sonraki yıllarda yaptığım düzeltmeleri saymıyorum. Kafama yatmayan yerler oluyordu. Belen İlvat'tan çıktık, Sarıhacılar'a gidiyoruz. Yolun neredeyse yarısındayız. Bahçe aralarından çıktıktan sonra döşeme yollar tekrar muntazam şekilde görünmeye başlıyor. Zaten bu yolların bir özelliği de geçişe elverişli yerlere taş döşememişler. Sadece temizleyerek insanların geçişini açmışlar. Akseki'den Sarıhacılar'a yürüdükten sonra Altınbeşik Mağarası'na gidip daha sonra zamanın kaldığı ölçüde Belen Alan'a gidip şimdi tersinden yürüyoruz. Belen Alan'dan Sarıhacılar'a. Doğayı seviyorum. Doğayı seviyorum. Ya nereye gidiyoruz arkadaşlar? Enerji yerin ya. Kuşları seviyorum. Ağaçları, böcekleri, dörtleri seviyorum. Via Sebastia'yı seviyorum. Omanatları. Omanatları seviyorum. Gökbucak tarafına ayrılan yol bu istikamette ilerliyor. Nohut Çukuru Gökbucak tarafına giden diğer yol. Buradan ayrılıyor. Ve bizim geldiğimiz yolla burada birleşiyor. Burası da bizim geldiğimiz yol. Buradan Sarıhacılar'a çıkıyoruz tekrar.
Hava kararmadan tekrar sarı ağaçlara ulaştık. Bu da güzel, daha güzel bir şey bu.